Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerim. Orkide bakımında saksı değişikliği yapılırken dikkat edilmesi gereken püf noktalar ve özellikle orkide hava kökleri eğer orkidelerinizde çok fazla varsa ve bu şekilde yukarı doğru ilerliyorsa bu hava köklerini nasıl e, saksının içerisine koyabiliriz bununla ilgili size çok önemli bir püf noktadan e, bahsedip göstereceğim. E, bu elimde gördüğünüz saksının bakın gövde kısmında bu şekilde bir küflenme oluştu. Bu bazı orkidelerde olabiliyor. Bunun nedeni ise e, yapılan sulama sonrasında orkidenin gövde kısmının nemli kalmasından kaynaklanıyor. Eğer orkide toprağınız çok fazla e, suyu çeken bir toprak ise bazen toprak aşırı nemli kaldığı için de bu şekil küflenmeler olabiliyor ya da sık sık gübre verirseniz ve e, gübreleri e, birkaç gün fazla bekletirseniz bu da aynı şekilde e, küflenmesine sebep olur. Şimdi bu elimdeki orkidemin saksısını değiştireceğim fakat gördüğünüz üzere altta da kökleri var bu köklerin kırılmasını istemiyorum eğer saksınızı değiştirecekseniz benim yaptığım gibi saksını, saksıyı özellikle eliniz ile bakın sıkarak içerisindeki köklerin yavaş yavaş kendisini bırakmasına yardımcı olun. Bu işlem çok önemli. Özellikle çok fazla kökü olan orkidelerde mutlaka deneyin. Bakın gördüğünüz üzere kökü, alt kökü yavaşça çıktı ve şimdi tekrar biraz bastırdıktan sonra bakın çekiyorum ve kökler zedelenmeden kolaylıkla çıkıyor. Eğer direkt çekmiş olsaydık bu orkidenin saksı içerisindeki kök telinin kopmasına zedelenmesine sebep olacaktı. Evet şimdi üzerindeki toprağı temizleyeceğim bakın. içerisinde tabii ki çürüyen kökler var. Bakın küflenmiş olan kısmı daha yakından da görebiliyoruz. Küflenmiş olan kısmı bakın hemen gösteriyorum eliniz ile şu şekilde alarak orada zaten sadece küçük bir toprak kısmı küflenmiş oluyor. Aslında çok büyük bir problem değil. Sadece bu toprağı alıp bakın aldığınız zaman orkidenin tekrar eski haline geleceğini sizler de görürsünüz. Evet videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp Kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Evet, orkide'nin toprağını dikkatli bir şekilde temizledim ve gördüğünüz üzere iç kısmı sararmış kökler. Eğer bunlar daha fazla bekleseydi zaman ile o kökler de çürüyebilirdi. Orkide köklerinin kenar kısımlarındaki toprakları da alıyorum. Tabi e, mutlaka çürüyen kökler olmuştur. Çürüyen kökleri de temizlemek gerekiyor. Yalnız sararan kökleri kesmiyoruz. Çünkü sararan kökler zaman ile tekrar yeşile dönecektir. Sadece içi boşalan kağıt gibi olan kökleri kesmeniz gerekiyor. Bu orkidemi güzelce yıkayacağım ve böylelikle son halini tekrar göstereceğim. Evet, orkidemi yıkadım. Bakın hava köklerini görüyorsunuz dik ve yukarı doğru. Normalde bu hava köklerini bizim saksıya koymamız çok zor çünkü sert olduğu için saksının içerisine koyarken bunlar kırılır. Şimdi yapmamız gereken tek işlem hava köklerini yumuşatmak. Bunun için e, hava köklerini yumuşatmak için ben e, ılık bir su getirdim. Bu su yaklaşık olarak 30 derece ve bu suyun içerisinde orkidemi gövdeyi kadar oturtarak hava köklerinin yumuşamasını bekleyeceğim. Bakın elinizle kontrol edebilirsiniz. Ilık olması gerekiyor. 30 derece. Ve bu suyun içerisinde orkidemi yaklaşık olarak 40 dakika kadar bekleteceğim. Bu işlemin tek nedeni hava köklerini yumuşatmak. Bakın hava kökleri tamamıyla suyun içerisinde durması gerekiyor. Ve böylelikle 40 dakikanın sonunda hava köklerinin yumuşadığını sizler de göreceksiniz. Evet orkidemiz 40 dakika suyun içerisinde bekledim. Bakın yakından gösteriyorum. Hava köklerinin rengi de bakın yeşile döndü. Normalde hava köklerinin rengi gri ya da beyaz olur biliyorsunuz. Bakın gövde kısmına da ister istemez tabii ki ıslandı. Buraya dikkat edin. Mutlaka gövde kısmını iyice kurutmamız gerekiyor. Bir peçete ile ya da bir pamuk ile benim yaptığım gibi bakın yaprak aralarına e, peçete ya da pamuk koyarak o kısımdaki fazla suyu almasına yardımcı olacağız. Gövde kısmını da iyice silmemiz gerekiyor. Şimdi orkidemizi ekeceğiz. Bunun için tabii ki iyi bir toprak seçimi yapmamız gerekiyor. Elimdeki toprak Hindistan cevizi kabuğundan oluşuyor. Bunu hazır paket olarak alabilirsiniz. Bu da orkide toprağı fakat biraz daha torflu bir toprak ve Hindistan cevizi torfundan oluşmuş bir toprak. Ben daha çok Hindistan cevizi kabuğu kullanacağım. Sizlere de tavsiye ederim. Şimdi hava köklerinin bakın saksının içerisinde nasıl aldığımı göstermek istiyorum. Bunlar yumuşayan, yumuşayan hava kökleri. Normalde saksının içerisine almak zordur hava köklerini. Fakat yapmış olduğumuz bu işlem ile iyice yumuşatmış olduk. Hemen diğer taraftan da bakın. Görüyorsunuz hava kökleri kolaylıkla aşağı doğru iniyor. Ve bakın bu şekilde çok zedelemeden yumuşak e, dokunuşlar ile hava köklerini saksının içerisine alıyoruz ve gördüğünüz üzere hava kökleri kolaylıkla saksının içerisine yerleştim. Şimdi toprağımı koyuyorum. Toprağı kenar kısımlarından koymanız gerekiyor. ve şimdi kenar kısımlarından da toprağımı koyarak orkidemin saksısının içerisine yerleşmesine yardımcı olacağım. Bu işlemi yaparken özellikle orkidenin köklerinden birkaç tanesinin kenara gelmesine bu şekilde dikkat edin. Bu çok önemli çünkü orkidenin sulama zamanını biliyorsunuz ki köklere bakarak yapıyoruz. Orkidenin suya ihtiyacının olup olmadığını anlamak için orkidenin köklerine bakacağız. Ve bu yüzden de kenar kısmına birkaç orkide kökünün gelmesi gerekiyor. Orkide köklerini suda beklettiğim için tekrardan su vermiyorum. Ve artık orkidemiz yeni saksısında büyümek için hazır. Bu çiçekli bir orkideydi. Çiçekli orkideleri çok dikkatli bir şekilde saksı değişimi yapmanız gerekiyor. Bazen değişim sonrası solabilir. Bu yüzden tecrübeli olmanız gerekiyor. Orkidelerinizi bol ışık alan bir pencere kenarına konumlandırın bu işlemden sonra ve düzenli olarak gübre vermeniz gerekiyor. Orkide'min zaman içerisindeki gelişimini gösteriyorum. Gördüğünüz üzere tomurcuklu olan bütün tomurcukları çiçeğe döndü. Bu bize orkidemizin yerini sevdiğini ve gelişim içerisinde olduğunu gösterir. Bu yöntemle hava kökleri hem saksı içerisinde daha aktif hem de bol bol çiçek dalları çıkarmaya devam edecektir. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp sorularınız varsa yorumlar kısmına sorularınızı yapabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.